Amin. Arabi Mısra tercümesi, bir kimse ki bu duaya amin diye, Hak Teala okula rahmet eyliye. Amin. Bak kardeşler, amini geberik söylemeyin. Bütün gün bütün kuvvetinizi patronunuza vermişsiniz, işe vermişsiniz. Allah'a, patronların patronuna enerji vermeye gelince, amin. Geberik gibi bitmiş, hanımdan akşam yemiş fırçaları gelmiş buraya. Enerji alayım hocadan diye gelmiş. Ya kardeş, amin deyip geçme. Amin duanın mührüdür. Son dönemin velilerinden Gönelli Mehmet Efendi. Allah ondan razı olsun. Amin. Bu ülkenin gördüğü en büyük velilerden bir tanesidir. Kardeşim Allah razı olsun. Kim oradan bağırdıysa. Bak, sohbeti anlamış bu kardeş bak. Şimdi bu zat bir kıssa anlatıyor. Tefsirlerde geçen bir kıssadır. Bir dönem Süleyman Aleyhisselam'ın yaşadığı bir dönem. O beldede kıtlık oluştu. Allah'ın peygamberi Süleyman Aleyhisselam, Allah'ın selamı üstüne olsun. Amin. Dua etti. Allah'ım bu belde kuraklaşmıştır. Sen bu beldeye bol bol yağmur yağdır diye dua etti. Fakat duanın sonunda amin demeyi unuttu. Bakın Allah'ın nazları vardır, ince istekleri vardır. İsteklerden bir tanesi nedir? İnşallah demeyi unutursan Allah yapacağın kesin olduğu o işi şirite uğratır. Sekteye uğratır. Yarın oradayım merak etme. Hiçbir sıkıntın yok. Yarın %100 oradasın. Ama inşallah demediğin için Allah problem çıkartır. Bizim peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam, ben size bunun cevabını yarın vereceğim dedi ama inşallah demeyi unuttu. Allah 15 gün o bilginin, o sorunun cevabını peygamberimiz Aleyhisselam'a öğretmedi. Sadece inşallah demeyi unuttuğu için. Bakın bir peygamberden bahsediyorum. Süleyman Aleyhisselam bir dua ediyor, yağmur istiyor. Allah yağmuru vermiyor. Peşinden amin demediği için. Süleyman Aleyhisselam bir yere doğru seyahat ederken bu olayın akabinde karıncaları işitiyor. Biliyorsunuz Allah'ın peygamberi hayvanlarla konuşurdu. Karıncaların veyahut diğer hayvanların lisanını bilirdi. Allah ona lisan öğretmişti. Dur dedi biraz kulak kabartayım. Bu karıncalar ne yapıyor? İnsanların suya ihtiyacı olduğu gibi hayvanatın da suya ihtiyacı var. Karıncaların lideri, reisi dua ediyor. Allah'ım kuraklık, kıtlık, durum çok kötü. Bize yağmur ver. Karıncalar da amin diyor. Süleyman Aleyhisselam da peşinden ne dedi? Amin, amin, amin. Der demez yağmur şakır şakır yağmaya başladı kardeşler. Şimdi Süleyman Aleyhisselam sevindi ama kafasında bir soru var. Bu karıncadır, mahluktur. İnsan hayvandan üstündür. Kaldı ki ben bir peygamberim. Peygamberlerse bütün insanlardan üstündür. Şimdi Allah benim duamı kabul etmedi, karıncanın duasını kabul etti. Ya Rabbi dedi, Rabbine niyazda bulundu. Ben sana dua ettim, peygamberin olmama rağmen sen benim duamı kabul etmedin. Karınca sana dua etti, hemen duasını kabul ettin. Bunun hikmeti nedir? Bana bildir. Yanlışım varsa düzelteyim. Ey Süleyman, ey kulum, sen amin demeyi unuttun. Karınca dua etti, tebası da, halkı da ona amin dedi. Ve sen de peşinden amin dedin. Benim bu duayı kabul etmemin ve yağmuru yağdırmamın sebebi, karıncanın duası değil, senin peşinden amin demendir. Amin mühürdür kardeşler. Gönenli Mehmet Efendi bunu vaazlarında çok anlatırdı. Allah ona rahmet etsin.